أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات كابو كابسي Kahveyi yapmamız lazım abi. Müthiş abi. Bu tılsım bir kabuk abicene şey olsun. Şahit olsun inşallah. Kabuk kalpseyin o okuduğumuz derslerin devamı. Kaç? Üç mü? Dört mü? Onun da iki yaptık. Sonra siz şeyde üç yaptınız. Bu dört olacak inşallah. Dört. İnsan Allah'ın Celle Celaluhu sırrı. Abi salavat. İnsanın İnsan Allah'ın sırrı olduğu, Allah da insanın sırrı olduğu, iki sırrın mulakka olduğu andır. Bu olduğu an kabuk kalpsenin oluyor. Bir daha okuyun cümleyi. İnsan Allah'ın sırrı. Allah da insanın sırrı. Sırrının sırrı, iki sırrın mulakki olduğu andır. Peki Hasan abi, sırrı iki kişi arasında üçüncüsünün duymaması için abi. Evet. Üçüncü kim abi? Üçüncü kimse yok. Yok mu? İki kişi yok ki üç olsun. Bir sır çünkü, bir kişinin iki sır. Evet. İki kişi. İki tane yok ki sır. Biz onunkini biliyoruz, o bizimkini o zaman. Ya biz öğreniyoruz. Biz onunkisin derken sen yoksun ki. Kabuk kalpsin mi? Abi şu hareketi bir yapalım. Bir daha okuyun bak cümleyi. O istenmiş şey olan. İnsan Allah'ın sırrı. Allah da insanın sırrı. Sırrın sırrının mulakkı olduğu andır. İnsan Allah'ın sırrı. Allah da insanın sırrı. Mülakki olduğunu. Andır. Allah. Miraç. İki kişi diyorsun. İki kişi mi var? Bendeki oyla, ondaki benim birbir üzerine düştüğü an. Bu Allah Resulüne bedenen ve ruhen olmuş. Ümmetine ise kalben ve ruhen, bedenen değil. Mülakkiden anladığımız ne olabilir abi? Mülakki ne demek? Sende ne düşmüşse. Bir olduğunu ben hissettim abi. Yani mesela bu kimisinde tufanda olmuş bu. Kimisinin balığın içinde olmuş. Ama diğer peygamberlerden bu Miraç'taki fark ne o zaman? Bir Allah Resulüne cismen ve kalbe cismen ve ruhen. Cismen ve ruhen. Ötekisi kalbe ve ruhen. Diğerleri ve diğer. Evet. Allah Resulünde de bu bir tane olmuş zaten. Bir sefer olmuş değil mi? Bir sefer olmuş. Zaten Miraç Ekberi Muhammed'i de söylenen bu sözler diyor. 6. şuada. Yani Miraç Ekber'i denebilmesi için Miraç Asgari de olması lazım. Yani o yüksek masayı şey yapsana dediğim zaman demek ki düşük masa da var. O zaman bir tek ona has olduysa ona has kalmamıştır. Bu. Yani o kapıyı... Bir tek onda gözüktü. O bedenen ve ruhen ona hastır. Bütün ümmetine ve bütün hepsine, insanlara has değil midir abi? Ama ruhen diyor gidip gelmişlerdir. Bak kalben ve ruhen herkese has. Cismen ve ruhen ona az. Cisim olduğuna sorarlar. Nasıl anlarız? Abdina soruluyor. Şey Kur'an'da geçiyor. Abd olabilmesi için mahluk halik olması lazım. Berza olmaması lazım. Abdina tabiri bedenin zaten kendisini gösteriyor. Cennette benle Rabbim arasındaki cennette benle Rabbim arasındaki kabuk kalpsinde ise
Rabbim ile Rabbul Alemin arasındaki mulakki. Biliyorsunuz kabuk kalsen cennetten üstündür. Cennetten üstündür şeceri hikatte. Orada cennetten sonra arştır, lef-i mahfuzdur, arş-ı azamdır. Üstün ya. Cennette benim benle Rabbim. Kabuk kalsende ise benle Rabbul Alemin. Rabbul Alemin sıfatıyla muhatap ilahi olur. O ben, o ben değil o zaman ya. Başta şey o demiştiniz. Zaman... Cennette benimle Rabbim, Kab-ı Kaysen'de Rabbimle Rabbul Alemin arasındaki mülakki dedi. Evet. Bu iki Rabbim ile Rabbul Alemin. Rabbim ile ben Rabbim. Yok. Ben yok. Kab-ı Kaysen'de evet. Ben yok. Mektubat 98. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza eden o zatı düşündüğüm vakit. Düşünce şeklini öğretiyor şimdi. Neyi nasıl düşüneceksin? Bir şey hakkında diyor, birisi hakkında bir şey konuşulduğu zaman mahkemata diyor, mahkemata bunu söylüyor. İsabetli karar verebilmen için o ne düşünüyor, ne şey yapıyor diyebilmen için sen o ol, oradan bak ve burada ol aynı zamanda. Senin hakkında bir şey düşüneceksem, Yasin acaba ne düşünüyor? Sen Yasin ol, sonra hem burada ol hem orada ol, onun düşüncesini tespit edersin. Mesela şöyle diyeyim, kapıyı kapattığınız zaman, anahtarla veya evdeki parayı, yani kıymetli eşyayı nerede saklardınız? Bir yerde hırsızlık yapacaksanız siz orayı arayın. Senin koyacağın yerdedir o. Niçin? İnsanın ortak tarafıdır o. Çok istisna insanlar var, iz takip etmezler. Mesela havalimanında da çok olur. Orada bir temizlik yapıyorlardı, bir şey vardı. Şöyle, yolcular böyle yaptı. Karınca bir sıra yapar ya, böyle. Oraya gidecekler ama burada bir temizlik vardı o anda. Millet böyle bir gitti, şöyle. O temizlik hali kalkar, millet hala böyle gider. Çok dikkat edin, istisnadır. Çok az insanların gittiği yerden gitmezler. Fıtridir onların hali. Lider insanlardır onlar. Hani öyle siyasi lider bir yaş yapmayın. Onlar özgür düşünen insanlardır. Özgür insanlar. Köle insanlar şey yapamaz onu. Şimdi abi, düşünce şeklini okutmak için. Abi dediniz ya, Allah insanın sırrıdır, insan Allah'ın sırrıdır. Evet. Rabbim benim için sır olmaktan çıkacak mı? Rabbin sır olmaktan hiçbir zaman çıkmaz. Rabbul Alemin zaten öyle bir şey yok, olmayacak ya. Hep Rabbinle muhatap olacaksın. Rabbim Rabbül Alemin'le nasıl muhatap olacak? İşte ben onu istinaden, acaba sormaktan çıkıyor diye düşünüyorum. O zaman Kab-ı Kalsen'in bu noktadan bakarsak benimle alakası yok diyebilirsin o zaman. Rabbim ile Rabbül Alemin arasında şimdi, bir nokta diyebilir miyiz abi? Bak şimdi, cennete girdin, benimle Rabbim. Orada terakki ettin, o cennetteki Rabbin ile o senin Rabbin, şöyle diyeyim, cennet herkes Rabbini görecek, Rabbul Alemin'i görmeyecek. Fakat İsa Aleyhisselam'ın şöyle bir ayeti var ya, verilene verilecektir, isteyene verilecektir. Bu Allah Resulü'nün bu sünneti, yani dünyaya has değil. Mesela adam cenneti istiyor. Yani cennet işte, dünya işte, cennet. Hem dünyam olsun, hem cennetim olsun. Onlar cennete gidecek inşallah. Ve cennette Rabbini görecek. Fakat öyle bir insan var ki,
Yani emeğe hürmet. Yani burada yaşıyor ama orası için yaşıyor. Bunlarla meşgul. Şimdi cennete giden ne isteyecek? Ne biliyorsa. İşte öyle isteyecek. Yani değerlerde olmak isteyecek. Bir başkası da diyor ki cenneti isteni ver onu diyor. O ne isteyecek? Madem isteyene verilecektir, kim o isteyenler? O bahtiyar insanlar kim? Verilene verilecektir. Anladın mı? Verilene verilecektir. Yani burada kime verilmiş? O isteme hakkına sahip oluyor. O bahtiyar insanlar tek tüktür ve o ben ile Rabbim ama o Rabbine mülaki ola ola sonra Rabbi ile bendeki oyla yani o cennetten daha isteyene ver onu cennete diyor. Daha arşa, lef-i mahfuza, arşa azama cennetteyken Kab-ı Kavsen'e uruç edecek tek tük insanlara o Rabbi ile Rabbul Alemin olacak. Bunun istisnadır. Genel bir yol değil bu. Bilmiyorum, anladınız mı? Bilmiyorum. Neyse o. Şimdi düşünce yetimizi, yani usul nedir? Usul. Yani psikoloji olur bu, ailemi olur. Mesela bu adam bana niye böyle davranıyor? Bu adam bana niye böyle dedi? O çözersin. O yöntemini anlatıyor şimdi. Şimdi anlatıyor diyor ki, yani Gafur bana bunu niye dedi? Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle diyorsun? Bu ailevi, ticarette, her şeyde. Yani niye böyle? Yani veya bir insan o manevi hallerini bilmiyoruz ama bu genel söyledim psikoloji davranış ama maneviyat da öyledir. Şimdi bak usul bakımından şöyle yapalım. Onun için diyor, ortadan aldım cümleyi. Çarşı içinde bir bedevi ile niza eden o zatı düşündüğün vakit. Şimdi Allah Resulü düşüneceksin. Allah Resulü miraca gitmiş. Şöyle işte peygamber işte 18 bin alemi cemil, alemi gaybi, alemi şehadeti taşıdı. Şimdi bu zat çarşı içinde ticaret de yapıyor. Bedevi bir Arap'la at mübaresi yani tartışması. Tamam şimdi. Rabula şeyle Rabula alemine mülaki olmuş. Şimdi bu insan Allah Allah ticaret yapıyor. Zırh giyiyor. Hendek kazıyor. Tuvalete de gidiyor. Üşüyor da, acıkmış da, dua da ediyor. Sıkıldığı zaman çözüme gidiyor. Eşine gidiyor, şuna gidiyor, buna gidiyor. Ebu Bekir'e gidiyor, radıyallahu anh. Bilal abi şeyzan oku diyor. Sahabeye diyor ki, Kur'an oku diyor. Bütün beşeriyet var. Ya bütün beşeriyetin bütün mertebesi var. Yani büyü yapıyorlar, büyü bile tesir. Büyü tefsir ediyor. Sonra işte falan yerde büyü aleti var diyor. Evet abi. Tamam şimdi niye bunları tek tek saydım? Beşeriyetin bütün meratipleri cehran ediyor. Ama öteki tarafta bakıyorsun ki imkan ve vücut ortasına cismiyle, ruhuyla gitmiş. Mesela bu ne yapıyor? Ya gafur ya Allah Allah ya böyle bir adam ya maya satıyor. Ya Ali'ye bak ya falanca ile münakaşa. Oysa oho enfuste den vuruyordu. Kim bunu diyen? Cahili cöhala. İnsanı tek zanneden, et kemik zanneden. Bu gördüğümüz halleri ardında bir hal gördük. Hayatın her safhasında öyle zannetmek kadar bir insana sahip olur. Üç tane şahsiyet var ya, beşeriyet var, ubudiyet var, bir de vazifedarlığı var. Yani mesela bir hal var sen, hani o hal mesela şundaki hal, hayatın her safhasında olur mu abi? Olur mu bir? Benden niye bekliyorsun o zaman? Misal için. Benden niye bekliyorsun? Ben senden nasıl bekliyorum ya? Allah Resulü'nden niye bekliyorsun? Bak ne diyor? Onun için, yani bunun altına koydum. Onun için, bak düşünce balık vermek değil. Balık nasıl tutulur? Yöntem bu. Bu çok mühim şu cümle. Mektubat 98.
Onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza eden o zatı düşündüğün vakit seni de koy. Yani Ali bunu nasıl buna kaşe ediyor düşündüğün vakit. Oysa enfusi derste bulunuyor. Refrefe binip Cebrail'i arkasında bırakıp arkada bırakıp Kâb-ı Kavsen'e koşup giden zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa diyor, devam ediyor galiba öyle diyor, hürmetsizlik etmiş olursun diyor. Anlayamazsın da. Ne demişim? İlişkilerde insan nispet ve kıyas etmesi için en yüksek noktadan yapıyor ki orası da Kâb-ı Kavsen'den. Yani burada Allah Resulüne nasıl bakılacak? Dolayısıyla insana indirgeyeceğiz. Allah Resulüne bakışı en beşeriyetten en ulviyet arasına kıyasla bakılır. Onun örneğidir. Yani çarşı içinde bir Müslüman olmayan bir bedeviyle pazarlık yapıyor. Refrefe binip Cebrail'i arkasına bırakıp kabuk imkan vücub ortasına giden bir peygamber. Şurada, burada. Günah olsa haşa, günahını söyleyecek. En kesif hali. En kesif haliyle en nurani hali. İkisinin cemi işte. Yani bir insanın en aşağısından en yukarısına mukayeseli düşünmek gerekiyormuş. Önce kendine. Yani kendine böyle zulmetme o kadar. Ben pisliğim biriyim. Beceriksizim şuyum. Ben şuyum. Evet doğrudur. Ama bu tarafın. Bu ucu. Öteki ucum var. Yani 200'lü müsün falan değil kardeş. 200'lü değiliz. 18.100'lüyüz. 18.000 alemin yüzü var bizde. Bak ilişkilerde insan nispet ve kıyas edinmesi için en yüksek noktadan yapıyor ki o arası da Kâb-ı Kavsen'dir. Alem-i şehadeti anlamlandırandır. İnsan nispetini oradan yapar. Burada da buna misaldır. Yani düşünce melekesini şey yapar. Mesela bir şey düşündüğünüz zaman böyle düşünüyorsun ulvi odada, çünkü çok olanı söylüyor. Böyle acayip şeylerle yansı meşgul. Salonda öyle bir hal ki ya diye bir şey söyledim. Şimdi o evdeki bilmiyor ne neredeydi. Sonra sen kendine dönüyorsun. Allah Allah. Ulan bunlarla meşgulken ya bunu nasıl dedi? Deme. Deme. Böyle deme ya. Yani öyle söyle de kendine zulmetme. Ben nasıl dedim deme. Der ya. Beşeriyet kalkmamış ki. Beşeriyet kalkmamış. Şey diyorsun abicim, orada dediğiniz yerde Mektubat 504'te ikinci mefasta üç şahsiyet bulunduğunu ve o şahsiyetlerin ahlakı ve asarı bazen birbirine muhalif olduğunu. Birbirine muhalif bir de. Yani ne demek? Ya mesela bir beşeriyetin var. Tamam. Bir de mesela beşeriyet yersin, içersin, ürersin. Yani bedensel hayat, hazlar var. Bir de Allah'a karşı orucun var, namaz var, ruhsası dünyan yok mu? Din yani, tefek. Bir de böyle masaya geçmişsin birisine veya birisine bir şey anlatıyorsun belediyede. Birisine bir şey anlatıyorsun. Bu üçü. Bazen de muhalif. Mesela bağırıp çağırıyorsun, kesifin kesifi. Bazı içeri de gömüldün. Öteki tarafta derse geldiğin Kâb-ı Kavsen'de acayip şeyler düşünüyor. Olabiliyor değil mi abi? Öyle işte oluyor. Oluyor işte. Ahlakları muhalif diyor. Bak ne diyor? Ahlakta yine muhalif olur diyor. Bir dokun musun hocam? Üçünde de farklı ahlak var ya. Zaten abi tabana tabana niye öyle dedin deme diyor. Niye öyle yaptın deme diyor. Bir insanda vazife ve bak, ubudiyet, vazife, ubudiyet ve zat itibariyle üç şahsiyet bulunduğunu ve o şahsiyetlerin ahlakı ve asarı bazen birbirine muhalif olduğunu. Birbirine muhalif. Ulvinin ulvisi Allah! Cenneti geçmiş, arş-ı azamın arkasına bırakmış, Kâb-ı Kavsen'i hayal eden gafur. Evde teröristlerin gafur.
Misal ya. Trafik. Kamera çeksin abi. Bak bu senin üzerinde değil yani. Sen yok kafırı böyle yapmadın. Yapmaz. Hani bak gülsün. Çok güzel. Kafır yapmaz demedi. Gafurum. Evet şuursuz söyledi. Muhabbeti gafurum. Geçen hafta beraber tamam tabi. Yok. Mahmut bambaşka birisi ya. Mahmut abi ya. He. Bazılarına sinirler alınmış, ötekisine çakılmış. Mesela peki kötü mü sinirli olan? Hayır. Kötü olsaydı Hazreti Ömer'e Allah Resulü derdi. Ya Ömer sinirlenme, yumuşak ol. Ya Osman çok yumuşak oldun, sert ol demedi. İkisine de dedi ki benim kullandıklarım malzemeyi siz de kullanın. Onun fıtratı o, onun fıtratı o. Yunus Emre diyor ki abi ben üstüvar da altını okuyacağım. Birden gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Birden girer kibir evine Firavun ile Haman olur. Birden döner Cebrail'e rahmet saçar her mahfile. Birden gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Hepsini yaşamış, en sonunda hayran olmuş yani. Niçin? Üç tane şey söyledim. Yaşamış. Bana bir gönderirsin. Yaşamış hepsini, hayran olmuş abi. Hayran olmuş. Yani çünkü insan böyle insan olur. Mesela farklı halleri, duyguları, fikirleri yaşayan sığır gördünüz mü? Ahlanan, batsın bu dünya diyor. Öteki taraftan ihsan ediyoruz lan şu ota. Hep kule ötmeyeceğiz, böyle bir şey var mı? Hepsi her tarafta sığır. Her yerde sığır. Bazen bir ümit seni, bazen bir hatıra seni, bazen bir his, bazen bir fikir seni alıp götürür. Adamın biri diyor ki 25 yaşındaki ben, 40 yaşındaki ben, şimdiki ben diyor, oturduk muhabbet ediyoruz diyor. 25 yaşındaki ben diyor, 40 yaşındaki ben diyor, itiraz etti diyor. O da ona sen kimsin, benim şeyim var dedi diyor, ne itiraz ediyorsun? Aynen. Diyor. Şimdi diyor karakoldayız diyor üçümüz beraber, nereden diyor tanıştın bunlarla ben diyor. Vallahi doğru söylüyor, yemin ederim ki bak. Aynen. Bu nereden tanıştık diyor. Mecburen tanıştık işte. 25 yaşındaki de 40 yaşındaki kavga ediyor. O da izliyor abi. Sonra hepsi beraber karakola gidiyor. Aynı adam abi. Gafur abi. Ama ben Hasan abi buradan sizin şu şeyiniz vardı ya. Bununla çok güzel oturdu ya. Ben onu şey yapamıyordum. Kendi doğrularınızı... Sakın kimseyi sorgulatmayın. Evet. Çünkü Hasan doğrularınızdan abi, şüphe edersiniz. Evet. Yani Resulullah'ımız icabında söylenmedi mi ki ona, sen şun, yani şusun, şöylesin, şöylesin, bu pazarlığa niye girdin? Veyahut da Bilal'in ezanına mı kaldın? Veyahut da bilmem ne, sorgulatmamış değil mi? Yüzünde iz çıkmış abi yani. He? Hasan'ın üzerine yapmış, yüzünde iz çıkmış. Ya. Ben birisine şahidim. Peygamber dedi, böyle hakikaten çok mu evlendi? Ondan sonra dedim çok evlendi. Onun aleminde çok ne anlam taşıyorsa dedim öyle. Geçtim namaza. Namaz kılıyorum. Ama fazlayım yatsı da. Nasıl hıçkırarak, bağırarak ağlıyor. Fesubanullah. Hiç anlam da veremedim ya. Zor şer böyle çabuk çabuk kıldım. Öne gidip niye ağlıyorsun dedim. Demedi neyse bir. 10 dakika, 20 saatten sonra, benim peygamber böyle yapmaz dedi. Ne yaptı dedi, ne oldu? Sen demedi mi ya evren? Gel otur o zaman, niye? Bak, adam Habeşistan'a göç ediyor, karı koca. Yaşlı. Müslümanlığından dolayı. Ama kocası mürtet oldu. Mürtet oldu, dinden döndü. O kadın çocuklarıyla mağdur. Arabistan sıcak bölgesinde insanlar Türkiye gibi belki de mesela öyle geçiyor. 13 yaşındaki bir çocuk kız şeyde Arabistan'da, Türkiye'de 18-20'dir. Sıcak hücreler, hormonlar çabuk gelişir biliyorsunuz. Çok canlı hareketler edilebiliyor. Dolayısıyla oradaki mesela bir 50-60 yaşındaki bir yaşlı kadın Türkiye'ye göre 90, nene kadar ya. Ey ashabım fedakarlık yapın, gidin onu himayenize alın, haram olur. Nikahlayın. Nikahını da himaye edin.
Bunu benim memleketimde ben kısmen görmüşüm ucundan. 56 yaşındayım. Bizim memlekette bir kadın dul kalırsa televizyon mevzonu zaten şeyler yoktu. O kadın hep musallat olurlardı. Duymuşsundur bu gaf. Evet abi, askerlik döneminde. Askerlik dönemlerinde kocası gitmişse askere, kocası ölmüşse ormana gidemez, tarlaya çalışamaz, hatta tahtalı ev vesaire vesaire. Rahatsız ederlerdi. Ama nikahlanırsa veya bir nikah alıyorlardı. Hiç daha şey yapmadan kurbete gider, daha onundur. Ondan sonra onun, ama dese ki ey ashabım, ey ashabım, onu koruyun. Sen niye diye yapmıyorsun da bize söylüyorsun? Zaten çok mu zenginlik var? Yani fedakarlığı sen yap. Kol kanadı ilk önce sen gel. Ne yapman gerekiyorsa hayli ilk önce sen yapacaksın. Hep başkasından bekleyeceksin. Olur mu öyle bir şey? Karanlığa küfredeceksen bir tanımını da sen yapacaksın. Demiş ya adam. Ondan sonra bunun fedakarlığı oraya kadar bile uzanmış. Yani Mekke değil, Habeşistan'ı da hesap ediyor. Tamam diyor. Daha buradayken oradaki kadını nikahlıyor. Daha bir şey, vekiller vasıtasıyla. Himayeme girdi diyor. Ve korunuyor. Daha yok ha adam. Habeşistan'da yani. Himayemdedir. Bir başkasına kardeşler sahabesine kabul eder mi ya? Mekke'dedir. Himayeme girdi. Böyle bir şey olur mu? Yani hisse vereceksin de yedireceksin. Yani nikah almak. Onun namusunu, hayatını, maddi ve manevi yaşasını deruhte ediyorsun. Şimdi Türkiye'de bile ne diyorlar? Dul kadınlara Tayyip efendim maaş verdi diye dul kadın erkekler dul kadınlardan şikayetçi. Tayyip'ten de kızıyorlar. Ya bunlara maaş verdin diyor, bizimle bak evlenmiyorlar diyor. Biz emekliyiz diyor. Karımız vefat etti, evleneceğiz buna. Doğru. Öyle mi diyeyim? Doğru. Korkunç bir sorun memleketin. Çok ciddi sorun. Çok ciddi bir sorun hakikaten. Ciddi sorun gerçekten. Çok ciddi yani. Adam emekli, hanım vefat etti diyor. Maaşım var, evim var diyor. Onun da kocası vefat etti, evlenmiyor benimle. Niye? Maaşı var diyor, ihtiyacı yok ki diyor. Ciddi sorun bu Türkiye'de. Anlamak istiyorum. Eskiden bizim memleketlerde yani babam anlatırdı, ben ucundan gelmişim buna. Sırf öğleyin yemek yemek için odun dereye atmaya, tarlada çalışmaya, sırf mideyi doldurmak için onlara yardıma gidermiş. Ücretli değil ha, ücreti o. Yani tarlaya akşama çalışayım ki bir kere karnımı doyursun. Karı topluğuna. Karı topluğuna. Vallahi böyle. Hatta şarkı türküler yapılmış. Hamsiyle ekmek üzerine onu da niyet ettim ama çıktı çorba bilmem ne falan. Onu niyet etmiş akşama diyor tarlada çalıştım ama diyor ekmek yoktu diyor çorba vardı diyor bilmem ne. Yani niçin böyle oturup da aşağıda araba cebinde para ne yiyeyim diye hiç endişesi olmayıp dolap tıkalasa tıkalı televizyonla bütün dünya şey her türlü cilveli böyle güzel giymiş bir bakımlı karın var. Ya niye böyle oluyor? Giyisim geliyor, zıkkımın kökü için oluyor. Müslümanlar, Müslümanların derdiyle yanmıyorsun ki. Bir düşün hele. Şu anda Türkiye'deki gibi Libya'da aynı mı? Suriye'de aynı mı? Suriye'de mağdur kocası bombayla ölmüş, savaşta ölmüş. Genç kadın iki tane çocuğuyla mağdur. Öyle mi değil mi? Öyle. Ben söyledim kırkana, onu nikahınızı alın da bakımı alın. Niye? Gayrimeşru yola düşecek. Ne yapacak o? Kadın ne yapacak? Çocuklarına bakacak, yaşa için çalışacak. Nereye gidecek? Yani Allah'tan korkun yani. Allah'tan korkun. Ehven-i şer, yani azami şer'e göre, korkunç yanlışa göre bunu yapın. Bunu anlatınca böyle, bu cümleyi var, buraya aldım. Ha orada mı ya? Orada tabii. Ama kitapta yazıyor. Nikahlıymış. Habeşistan'da ya. Şu, bu sefer tersini ağlamaya başlıyor. Şu fedakarlığa bak diyor. Ama kalbi temizmiş abi. He ya bu zaten temiz olduğu için zaten peygamber aldı. Kaçırmış o yüzden ona. Kaçırmış. Bir gir dedim ben Nur dersine, Peygamber Hazretleri Selam için çok alevlendi. 2004'te Almanya'da yaptım bir ders, camide, kürsüde. Ya niye peki, niye anlattım bu? Eylemsel anlatıyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı en zirvede gösteriyor ki, bunu niye yaptı? Yoksa diyor, hürmetsizlik etmiş olursunuz diyor.
birbirinden taban tabana zıt üç tane şahsiyet var. Beşeriyeti, ubudiyeti, vazife darlığı. Bu peygamberde olduğu gibi sende bende de böyle yapın, eşinize böyle bakın. Benim derdim şu, Kab-ı Kavsen'i bile anlatırken insanın iç alemini ve aile hayatına tanzime malzemeler üretmeye çalışıyorum. Müslümana el atmaya çalışıyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Dertlerine malzeme üretmeye çalışıyorum. Kab-ı Kavsen kuru bir bilgi veya bir halle gitmenizi değil, aynı zamanda bu uygulanabilir Kab-ı Kavsen'i eve uyguluyoruz. Dikkat eder misiniz? Ev uygulayacaksın. Peygamber için böyleyse birbirimize de böyle yapacağız, eşinize de böyle bakacaksınız. Diyor ki, bir daha onun için çarşı içinde bir bedevi ile nizah eden o zatı düşündüğüm vakit, refrefe binip, Cebrail'i arkada bırakıp, Kab-ı Kavsen'e koşup giden zat-ı nuranesine, hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım geliyor. Ölüme de böyle bakın. Bakıp durma diyor mezara diyor. 26. bölüme. Mezar konuşuyor ustada. Ne diyor be harabezade mezarıma bakıp duruyorsun diyor. Bu ban şeyinde. Kafanı kaldırsana diyor. Onlar terhis oldular diyor. Şehit oldular diyor. Sen kendini düşün ya diyor. Ölüler mezar şey yanan evler söylüyormuş. Dile gelmiş konuşuyor. Ya hep buradan bakıyoruz biliyor musun? Başka, imanın en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden Kab-ı Kavsen, imanın en yüksek ve en geniş halinin izahıdır Kab-ı Kavsen. En yüksek ve en geniş. Şimdi oldu işte, Rab ile Rabbul Alemin'in birleşme evet. Noktası işte abi. İkisinin cemidir yani, en yüksek ve en geniş. Bak, imanın en yüksek ve en geniş olan iman, beyan ve izah etmiş. İbraz gösteriyormuş. Meleği Ala'da sakinlerine Allah Resulü imanının en yüksek ve en geniş şeyini, yapısını ile buradakilere peygamber değil, onlara da peygamber, onlara da gösteriyor yani bu en yüksek ve en geniş imanın mertebesini. Seyri umumi ve urucu külli var. Miraç'ta seyri umumi, urucu külli var. Bu ne demek ya? Bak, seyir umumi, seyir. Seyir ve urucu külli var. Kab-ı Kavsen'in içinde. Nasıl bir şey ya? Ne anlıyorsunuz seyri umumi? Yani seyri umumi. Yani okyanus düşün, geniş, yüksek, dip 18 bin hali, onun için aşağı demeyeyim. Seyri umumi, umumu anlamlandırmış, umumun adına ve Allah'lık hakikatının zuhuratı var ya, varlık, vücut. En zirve mertebe, vücut mertebelerinin bütün meratiplerini yaşama var. Vücudun her meratibi var. Abi bu salavata mı giriyor, selama mı giriyor? Onu düşünmedim. Diyebilmem için şu, kafa yormam gerekiyor. Yani seyri umumi benim adına seyrettiğine göre abi. Bir tanesi bu, bir tanesi de o, ikisi de. Bir tanesi halktan halka, evet. Ötekisi halktan halka. İkisi de işte. Bir tanesi temsil etmiş olduğu 18 bin alemi anlamlandırıyor. Ötekisi de muhatabi İlahi olarak Allah'lık hakikatının vücut meratipleri olarak bütün meratiplerini onda tezahür ettiriyor. Urucu külli. Başka? Meratibi külli esmaiyede Allah Allah. Bak. Meratibi külli esmaiyede. Yani esmanın külli meratiplerinde bu alemde ne var? Esmanın cil ve cemal, nakış sanatı var. Öyle perdesiz tecellisi nerede vardı? Arşta vardır. Arştan sonra ne vardı? Arş-ı Azam vardı. Şey, lef-i mahfuz vardı, Arş-ı Azam vardı. Orada da sıfatların şeyi, orada demek ki meratibi külli esmaiyede
gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip bir sanat ilahiyeyi işitmiş görmüştür. Fesuvanı. Böyle bir cümle ya, bir cümle. Diyorlar niye? Bir cümle ya. Bunu nasıl geçiyorsun? Ben geçemiyorum işte bak. Meratibi külli esmaniyede, yani arşa kadar, arşta. Peki niye? Ayat-ı Rabbaniye diyor. Bak çok acayip, bunu yazayım da. Bak acayip bir şey bu. Bunu, ha, bak şimdi. Buna biraz şey yap. Cümle gibi ama şimdi bütün o şeylerimizi eşeleyecek bu. Hasan abi, he. Yani Allah esması diğer esmaları mı görmüyor? Aynen öyle. Bir, ama bir tanesi. Yani öyle. Dur falan. Meratibi, bak şimdi. Meratibi, meratibi külliyeyi esmaiyede esmaiyede şimdi bakayım o şeyi hemen yakalanabilecek mi bak. Şey tesadüf eden hep gözüne ve kulağına şu cümleye dikkat edin. Bunu farklı yazayım. Ayat-ı Rabbaniye'yi Ayat-ı Rabbaniye'yi ufak mı yazdım? Okunuyor mu? Okunuyor. Ve acayip bir sanat ve acayip bir sanat-ı ilahiyeyi işitmiş görmüştür. Ne diyorsunuz? Bak şunu kaçırmanızı istemiyorum. Ayet Rabbani'nin altını istemiyorum. Şimdi ayet-i Rabbani neydi? Manası. Evamir-i Tekvini neydi? Arasındaki fark. Şimdi mesela kitab-ı mubin ayat-ı Rabbaniye ve min ayatina varlığın yazılımı ise evamir-i tekviniye ayat-ı Rabbaniye o dediğiniz ayat-ı tekviniye ayat-ı tekviniye o dediğiniz evet tekvini ayat-ı Rabbaniye farklı bir şey evet nedir o? Rabbinde Rabbul Alemin'i müşahede etmiş diyebilir miyiz? Şimdi bak. Ayat-ı Rabbaniye Rab, rububiyet. Tamam mı? İcraatı gösteriyor, saltanat. Saltanattaki ayetleri zaten. Saltanattaki, bu yazılım değil bu. Ha? Anladın? Yazılım değil. İlle bu atom değil. Mesela cennet cismaniyettir. Ayattır. Peki Cebrail Aleyhisselam ayat değil mi? Allah'ın rububiyetine dair. Allah'ın Rab yani. İcraatı. Hepsi şeydir. Ta cevher olan arş-ı azam var ya arş-ı azam. Arş-ı azamda cevher var. Cevher-i ruh var. Oraya kadar her şeye ayattır yani. Allah'ın rububiyetini ifade eden vücud hariciler.
Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Esma'nın bütün meratibine mazar oluyor. Burada tesadüf, bizim gibi sokaktaki tenkit mesela, sokakta ne deniliyor? Birbirine münakaşa etmek. Oysa nakşetmek anlamına geliyor. Başka, enaniyet, gurur, kibir anlamına geliyor. Oysa enaniyet, ruznamedir, takvimdir, hulasadır, haritadır der. Yüz... Denk geliyor. He, bu sadeftir, sadef. Tesadüf, yani içine almış. Denk geliyor değil mi? He, içine denk getirilmiş yani. Tesadüf, yani mesela gözünü gördüğünü kalbi anlamadı diyor. Aa, bu ne ya falan. İlk defa gördüğün şeyi ne yaparsın öyle? Allah Allah ya bu. Şaşırmaz mısın? Allah Resulü şöyle olmuş, görmüş. Kalbi yalanlamadı. Gördüğünü, gözünü gördüğünü, kulağını işittiğini, Allah Allah neden demedi yani. Verdiği gayb açısı. Şimdi gözüne ve kulağına, niçin? Zaten gözünü kulağını nereye kadar aldı? Cisman şeyini. Aşağı kadar almış. Ama ayet tekniği o zaman şeyde arş-ı azamda şey olduysa tesadüf eden o zaman gözünü kulağını... Yani tesadüfü bir kere tesadüf zannediyoruz. Tamam o değil. Değilmiş anladık değil mi? Tamam. Sadef. Sadefine uçe yapmak. Mesela yazılımına, sistemine, yaratılışına hadiselerin tam mutabık gelmesi. Dahil edilmesi gibi. Evet yani böyle. Mulakki oluyor. Ayat-ı Rabbaniye, Allah'ın rububiyetine kendisini tanımlayan Esma-i İlahiye'nin vücud haricileri. Esma-i İlahiye'nin vücud haricileri. Hasan abi, bu Ayat-ı Rabbaniye diyor ya, Rab. He, Rab. Rablarım. Şimdi mesela hayatımın içinde Rablarım var. Gözüm, kulağım. Evet. Mesela fert de var. Fert de bir benim Rabbim mi oluyor? Tabii ki. O zaman ben en sonunda bir de Rabbul Alemim diyorsun. Bakıyorum. Ha. Ama sen o Rabbul Alemindeki Rabbul Alemin değil de senin Rablarının cemi. Her esmada bir Rabbindir. Yani sendeki bir karşılığıdır. Biraz da gidelim. Ama bu ne oluyor abi? Meratibi külliye esmayı dediğince nasıl oluyor abi? O zaman geride ne kalıyor abi? Perdesiz esmalara mazhar olur. Bütün, nasıl bir göz, nasıl bir kulak? Bilmiyorum ki. Sana işitmiş, görmüş diyor sana. Evet. Yani Esma'nın perdesiz tecelli ettiği aştır. Cennete perde gelir. Perdesiz bak, tecelli ettiği yer ağır. Oraya girmiş. Allah Allah. Hasan abi siz az önce demediniz mi ki? Birisine kötü laf konuştuğunuz zaman o ne düşünür derken kendiniz onun yerine koyun. Veya hırsızın işte yani kendiniz onun yerine koyun. Evet. Şimdi meratibi külliye esmaiyede her mertebeyi ayat-ı Rabbani'yi ve o acib sanatı ilahiyi işitmek, görmek için nasıl bir bütünlük? Öyle. Tesadüf. Yani sadef. Sadef cevher. Dışarıda bir şey kalmıyor yani. Yok. Tak. Böyle. Lego gibi. Evet. Geçiyor. Sokak tabiri değil o. Tesadüf. Bu ilmi tabir. Sedef. Sedef. Yani cevher. Cevhere dönmek. Aslına dönmek. Ama surete gene aslısın. Çok tam aklımız almadı şu. Zorlandım. Budur ama cevherdir. Yani mesela güneş bir vuruyor, gölge düşer. Güneş şeye vursa, cama. Camın gölgesi olur mu? Olmaz. Niçin olmaz? Vurur geçer. Kalıba geçiyor. He? Ama bu kalemin şey yapsa? Olur. Cam var şöyle diyeyim. Cam var, gölge olmaz. Vurur geçer. Camı boya arkasını, ayna olur. Düşer mi? Düşer. Allah Resulü öyle bir şey ki, yani gölgesi düşmüyor ama gene cismani. Allah. İşte onun aklı almıyor. Gölgesi düşmüyor ama cismani. Beşeriyeti var ama. Yok. Allah. O yüzden ticaret yaparken de görüyorsun, şeye çıkarken. Şimdi şöyle düşünsene. Cam. Başa çıkarken de. Hayır. Cam. Dışarı bakıyorsun, güneş vuruyor. Güneşe bakamıyorsun değil mi?
Sahabeyi bir düşünsenize o zaman Peygamber Efendimiz'e bakarken. Yani o zaman... Ama beşeri... Çünkü bak kaynat aynadır. Resulullah'ın ruhu ayna değil. Aynedir bu alem. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Aynı Muhammed'de Allah görünür de aynı diyor. Hayır. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür de aynı diyor. Bir şey diyebilir miyim abi? Mesela şimdi... Toprağa mirat deniliyor. Yani şu, onu diyeceksin abi. Mesela aynaya baktım. Beni gösterdi. Toprak da bir ayna çekirdeği. Çekirdeği dışarıda inşa ediyor. İçini dışarıda gösteriyor. Fihi mafi, içim dışımda, dışım içimde. Toprak çekirdeği ağaç olarak dışarıda gösterdiği gibi ağacı da çekirdekte koyuyor. Ona mirat deniliyor. Seni inşa eden her şey, sohbettir, kitaptır, arkadaştır, dostun, senin miratındır. Seni inşa ediyor. Seni inşa etmiş. Gözün kulak, biri dimağı, biri kalp mi? Kalbe açılan, dimağdan kalp, şu kafadan göz müdür, burun mudur, dil midir, kulak mıdır? En yakın kalbe açılan yol hangisidir? Kulak. Kulaktır. Gözde dimağı mı? Gözde dimağa bakıyor. Abi şimdi gölgesinin bir güneşin gölgesini düşürmediği bir şeyi biz aslında gözümüzle göremeyiz. Mesela şu camı görmüyor musun? Cam, şu çok bir parlak cam olsa şurada göremezsin. Yani fark edemezsin. Çok yani, şey yok. Yani cam olsa. Yani cam oluyorsa göremezsin yani. Kafayı çarparsın. Cam yok diye kafayı vurur. Kafayı çarparsın yani. Şey yaparsın. Göremezsin yani. Yani güneşin gölgesini düşürmediği bir şey insan gözü göremez diye bir şey demek. Yani peki, sahabe nasıl görüyor? Yani Resulullah nasıl görüyor o zaman? Şimdi Resulullah güneş vuruyor, arkaya geçiyor. Gölgesi geçiyor. Ama kendisiyle tokalaşıyor, sarılıyor. Ha, nasıl? Yani nasıl görüyor? Bilmiyorum ki. Ama şöyle bir, şunu biliyorum. İyi ki sahabe kafayı yemedi. Evet. Şöyle. Düş bak beraberiz tamam mı? Beraberiz. Sana bakıyorum senin gölgen düşmüyor. Benim gölgem düşüyor. Hep ne yapardın? Bulutun gölgesindesin daha. Hep ne yapardın? Nasıl bakardın o adama sen? Nasıl bakmışlar biliyor musun abi? Nasıl bakmışlar? Savaş yapılacak. İstişare yapıyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in dediği şey yapılmıyor. İstişarenin dediği yapılıyor ve Peygamber Efendimiz haklı çıkıyor. Böyle bakıyorlar abi. Beşer gözüyle bakıyorlar orada. Beşeriyet ediyorlar. Hendek evet. Savaşı. Kaybet şeyine. Evet. Ama yine de beşeriyet gözüyle baktıkları için. Cama sticker yapıştırırlar abi. Biliyor musun abi? İnsanlar kafasını çarpmasın diye. Evet. Öyle mi? Normalde gözüküyor. Ona o şeyi o gözle bakıyorlar yani. Yani baktığı bir şey koyup da bakıyorlar. Yani bence. Tuhaf işte. Yoksa yani kim ne? Sabah kim kapısının önünde yapması lazım abi. Evet. O şu anda bizim duyduğumuz zihniyeti duysa yaşayamaz abi orada. Zaten öyle diyor. Zaten ayet gelmiş. O kalkın diyor. Evine gitsin diyor. O da insandır. Kalkmıyor ki evde. Yani abi. Rahatsız ama bir diyor. Tuhaf. Bir, yani şey. Hep şimdi. Neyse geçelim hadi. Geçelim. Daha çok hazinelerimiz var. Dur. 3,5 sayfa var. O zaman. Tanrı fark ettiyse secde edilir yani. Sen de göremezsin. Yani orada onu o aynadan bırakırsa. Küfür olur. O birinci sayfada mektubat 93'te miydi okuduğunuz? 98 miydi abi? İşte onu Resulullah'ımız benim için yapmış yani. Benim için o halede girmiş, ben onu tanıyayım diye. Kesinlikle. Yani ben aynı benim böyle demiştim biliyor musun? Resulullah değil dedim usta, beni anlatmış dedim. Hep ben bunu okuyuşta böyle demişim 98'de. Onu çarşı içinde bir bedevi ile nizah eden, alışveriş yapan bir zatı düşündüğüm vakit diyor, refrefe binip Cebrail'i arkada bırakmış, kabı kalbine koşup giden zat-ı nuranesine hayal gözünü kaldırıp bakmak. Ben Risale-i Nur'u paldır küldür okuyamıyorum ki. Hasan abi. Ben, acayip, bu Resulullah ile alakası yok ki. Ben nereye bakacağım şimdi Resulullah'a? Bedevi içinde şimdi bedevi mi var? Bu benim. Ne olur mu? Oldur da benim. Yani. Hanımımdır bu. Kızdım adamdır. Hasan abi, Mirat Muhammed. Evet. Mirat, ayna yani. Olsun,
Usulü dokuna etme. Yanlış. Usul yanlış. Bir şey sorabilirim abi. Yani sizi karıştırdığınız için söylüyorum. Sahabeler Resulullah hep farklı farklı anlatmışlar. Her an biz kendisi farklı görüyoruz zaten. Hazreti Ebu Bekir'den gelen rivayette, Hazreti Ali'den gelen rivayet farklı. Farklı. Mesela şöyle diyeyim. Vardır aranızda. Allah Resulü'nü birkaç defa gören vardır. Her görüşte farklıdır. Aynı yoktur. Abi boyunu tarif edemiyorlar. Boyunu tarif edemiyorlar. Diyorlar ki çok uzun değildi ama gittiğin her yerde en uzun oydu. Bak şimdi görüyor musun? Yani mesela nasıl bir tane sahabe diyor ki nasıl görmek istiyorsam onu düşünüyordum. Allah bilir diyor bugün ayette gelmişse nasıldır diyor. Duymuş ki ayet gelmiş. Tamam hurmalıkta. Hurmalığı bırakıyor. Merak ediyor. Ayeti merak ediyor. En çok Resulullah nasıl tesir etmiş? Şimdi nasıl gözükecek? Haline de bak. Yani onu ben nasıl göreceğim diye merak ediyor. Yani merak ediyorlar. Ayet geldi mi? Öyle bir haber olarak görmüyor ki ya. İnsanlar falan böyle bir bilgi olarak görmüyorlar. Ayet canlı ve ruhlu ve şuurludur. Turfanda bilir. Ruhlu bir şey. Ve vücut halici olarak insanda gözüküyor. Yani en mazar etem yani. O nasıl olacak acaba? Öyle bir ayna olacak ki beni gösterecek. Yani Resulullah bakınca Resulullah için bakmıyorlar ki. Mirat-ı Muhammed'de Allah'ın gönlünü. Başka bir şey gözüküyorlar. Tabii ya kendisini seyrediyor. Bir de diyor ki ben bir aynayı herkes kendisini benimle seyreder. Biz niye hak edememişiz orayı o zaman acaba? Çünkü hak etmemişiz. Edememişiz. Ya hak etmişiz. Bu kadarını hak etmemişiz abi. Bu kadar yetmiyor. Şükür. Yok abi. O zaman orada alacaksın. Yeter ki talep et. Şeydi, bir önceki sayfada şey geldi. Vücut mertebelerin hepsine mazhar olmuş dediniz. Evet. Çok acayip bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Şu meratib-i külliye esmaiye diyor ya Hasan abi. Cismani olarak çıkmamış olsaydı buna ulaşamayacaktı. Bu olmazdı. Bu olmayacaktı. Yani o yüzden sadece ona ait abi bu. Sadece ona ait. Evet. Ruhani olsa olmaz. Ayat olacak. Meratib-i külliye esma diyor ya abi. Yani mesela Rahman isminin en azami derecesi. Rahim en azami. En azami derecesi. Kerim en azami. Bu... Yani o girersek dağılır da şöyle diyor 24. sözde. Diyor ki sözde, diğer peygamberlerin bir veya iki esmanın nihayetsiz mertebesine mazhar olmuş. O diyor hayat boyu aldığı feyiz ve kemalat peygamber. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tek ayetten alıyormuş. 27. sözde geçiyor. 24. sözde esma mertebesine geçiyor. Bir ayetten almış diyor. Bir peygamberin ömründe mazhar olduğu kemalatı. Yani onun açılımı oluyor zaten abi peygamberin. Onun dış açılımı evet. Çünkü ya... Yani zamanı şey yapınca... Bana da söylüyor zaten yani. Peygamberler. Peygamberimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam müminleri ve yardımcıları diyor. Yani. O zaman yok. Mesela için. Kadir ismine mazhar İsa Aleyhisselam değil mi? O kadar. Yani dolayısıyla ama Allah Resulü buna da en azam derecede mazhar. Yani susuzluk çekiyor, açlık çekiyor. Yani bir tuhaf değil mi? Bu uçtan bu uç. Bakın. Açlık çekiyor, mide karnına iki tane taş bağlıyor. Kalktığında bir hurma buluyor, yiyor sonra pişman oluyor. Bu hurma acaba diyor, benim miydi yoksa benim için diyor, çekim ben şuna bak. Açlıktan onu hemen yiyor yani, beşeri ettiler mi? Bütün açları, bütün toplu. Ya acayip alemdeyiz ya, biz sarhoş muyuz? Ya ben gittikçe korkuyorum kendimden ya. Niye biliyor musun? Bugün yatsıda da öyle, imamdım ya. Şimdi kafamda böyle bir davul gibi enerji var. Bazen boş. Benim büyük bir hatam, kendim nokta, böyle düşündüğüm benim, ne düşünüyorsam o. Ya aslında ben bunu kontrol etmem lazım ya, ben bunun dışında olmam lazım, ben bu olmamam gerekiyor. Yani bir şey düşünüyorum, farkında mısınız? Düşündüğün sensin işte. O sen oluyor. Hep o, ama o öyle olmaması lazım, sende olması lazım. Yani bak bu benliği, bende bak bende, benim ben tutuyorum bende. Düşüncelerin böyle olması lazım. Bu ben oldum. Düşündüğüm an her şey benim, Erdinç. Sende çok var kardeş bunda. Bu o. Yani hemen hatırıma gelen olduğu için söyledim. Bağışla beni. Ne hissediyorsan mesela, ne düşünüyorsan. Onun dışında değilim, oyum yani, o. Bu tuhafıma gidiyor ya.
Kendim. Yani buna söylerken en fazla benim ya. Acayip bir şey. Kafa, bir enerji var. Bir şey düşünemiyorum. Lan bu zaten düşün, bu malzemeydi. Ben mi olmuşum ki bunun dışına bir şey çıkamıyorum? Bunun dışında olmam lazım ya. Yönetmem için bunu. Sonra diyorum, bu nasıl oluyor ya? Ha, beşeriyetim de var. Beşeriyetim demek, düşündüğüm, hayal ettiğim şey oluyorum. O ubudiyetim ise, onun dışında onu yöneten oluyorum. Vazife dağılım ise, hiçbirisi olmuyor. Şoför mü? Anladınız mı burayı? Seriden mi oluyorsunuz? Üç tane şahıs var ya. Beşeriyetim, ubudiyetim, vazifem. Şu anda vazifem var. Makamda. İki tane şahsiyet yok şu anda. Şimdi fikrettiğim, burada mısın Evdeci? Yani düşündüğüm, hissettiğim oyum ya, o başka bir şey, o ben o oyum. Bu beşeriyetim. Beşeriyetim anı demektir. Onun için anlattım bunu. Başka çıkamıyorum bunun içinden. İzah olamaz. Ya bu muyum ya, bu kadar dersleri yapan veya yapılan benim? Ben derse birisini yapmıyorum, inanın. Yapsam bu kadar heyecanlı ve zevkli olmaz. Nasıl böyle heyecanlanıyorsun? Diğerleri gibi ben de tıkır tıkır resme konuşurdum ya. Şimdi kafamda olan, ben çıkamadığım iş, kafamda bir düşünce var, bir hayal var. Oyum ya. Çünkü istediği gibi beni kullanıyor. İçine ben girmişim. Benim içimde değil o artık. Şehvettir, gadaptır, hiddettir, meramettir, şefkattir, boğaz elinsiz, şefkat vesaire. O beni yönetiyor. Demek ben onun içindeyim. Benim içimde olsaydı ben yönetirdim. Ben onun içindeyim. Millet, herkes zannediyor ki şefkat, meramet, şehvet, gadap, hiddet, böyle vefa içimdedir. İçinde değil. Kökeni içinde. Çıktığı zaman sen onun içindesin. Arabayı kapattın mı dışındasın, arabanın dışında. Girdi mi araba senin içinde ya. Ya tamam. Şimdi o, anlıyor musunuz nasıl anlatacağım? Şimdi üç şahsiyeti uygulayacağım şimdi. Bir balon gibi bir düşünce oluyor, bir hal oluyor. İyi veya kötü. Bir oyum ya, o. Onu kim yönetecek? Ben oyum. Bu beşeriyet. Tamam. İçindeyim onun. O beni yönetiyor. Duygularımı ben yönetmiyorum. Duygular beni yönetiyor. Demek ki ben onun içindeyim. Bu beşeriyet. Ubudiyetim var bir de. Ben onun dışındayım. Hmm, bu budur, bu da budur. Lör, tamam. Öyle moralim de bozulmaz. Muvaffak olamazsam ya, olduğu kadar. Moral bozma. Şeytan en büyük silah günah işletmek değil sana. Şeytanın gayesi sana günah işletmek değil en büyük gayesi. Günah işletmek vesiledir. Netice yeysi atmaktır. Hasan abi zamanı... Dur. Bak, şeytanın gayesi sana, ana gayesi, ana teması günah işletmek değildir. Günah ile yeysi atmaktır. Şeytan günah işleyip de şeytan olmadı. Yeyse kapıldığı için oldu. Günah ile bize yeysi atmak istiyor. Anlıyor musun? Anlıyor musun o? Yani şeytanın gayesi, teması, bunu kaçırma Ali. Gayesi, hedefi sana günah işletmek değil böyle şey. Anladın mı? Nedir o? Günah ile yeysi atmaktır. Babanın gayesi bisiklet almak değildir. Babanın gayesi çocuğa Kur'an'a çıksın bisiklet alacağım. Gaye Kur'an, İsmail, vasıta, vesile bisiklet. Çocuğun gayesine bisiklet, Kur'an'a çıkacağım. Niye? Bisiklet almak için. Kur'an vasıta. Anlıyor musun? Adem'in sureti mi oluyor İsa'nın? Yani şimdi gir, nereye girersen. Bak şimdi, ne olur bir daha kaçırmayın. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Şeytanın gayesi, ana gayesi günah işlettirmek değil. O sanat-ı fıtriyesidir der ustad. Şeytan neyi idlal ediyor? Sanat-ı fıtriyesidir diyor. Bak, şeytan tabii ki günah işlettiren odur. Niye yaptırıyor? Bu vasıtadır.
Günah yaptırmak vastadır. Günahı işlettirmekle maksadına varmadı daha. Daha var maksadına amaç değil, daha gayesi başka bir şey. Bu vasta. Ne o? Onunla yeise atmaktı. Cehennem vasta. Adem. Yeis Adem'dir. Günah cehennemdir. Cehennem Adem'e çalışıyor. Yeis Adem'i bir haldir. Adem'i bir haletsiz alet. Yeis Adem'e atar, günah cehenneme atar. Bir tanesi tövbeyle yok edersiniz, bir tanesini nedametle yok edersiniz. Abi yazalım. Nokta istem, nokta istimler yazalım, oluyor yani. Yazalım abi. Yazalım abi ya. Tamam. Yazar mısın? Yazayım abi. Siz söyleyin ben yazayım. Yani ne diyeceğim? Yeis ve Adem. Bak, yeis ile Adem'e atar. Yeis ile Adem'e atar. Şeyden başlayalım abi. Şeytanın amacı günah işletmek değil, insanı yeise atmak. Evet. Amaç değil, araçtır. Günah... Şeyi bir yazayım, unutmadan şunu bir dakika. Hı. Bu önemli. Yeis ve günah. Evet, günah. Yani aracı günahtır, amacı yeistir. Şeytanın amacı yeis, aracı günahtır. Çocuk misalini unutmasınız. Bisiklet, Kur'an. Cehennem Adem. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Cehennemden beter değil midir yeis? Peki hani dünyada 741'de sözlerde diyor, cehennemden beterdir diyor. İhrak eder. Neyi? Kalak, yeis, dehşet, vahşet. 7 tane sıfat sayıyor. Dünyada bir insan nasıl cehennem yaşıyor? Yeis'te yaşıyor. Kalakla yaşıyor. Dehşetle yaşıyor, vahşetle yaşıyor. İçsel. Ateş bir şey değil ki. Cehennemin ateşlerinde yazam diyor. Gönlüm gülistan olur diyor. Ustad. Anlıyor musun abi? Amaç olmadı inşallah, değil mi? Amaç. Evet, araç harika yapmışsın. Adem'e atan, cehenneme atan. Evet. Cehennem taşeron şirkettir. Ana şirket odur. Belediyeye girmek, kendisine kadrosuna girmek kadroludur. Taşeron şirketiyle şey yapmak ise o cehenneme benziyor. Yani anlaşılmıştır. Bir tanesi tövbe, bir tanesi nedamet. Nedamet. Hangisi nedamettir? Koyun bakalım. Şuraya koy bakalım, gelin buraya, siz koyun, nedamet, tövbe, hangisidir? Abi nedeme atma. Gel, hepsini söyleyeyim bakalım, nedamet ve tövbe. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ha. Tövbe etmek için bir şeyin varlığını kabul etmek lazım. Evet, var. Günahı bileceksin yani. Tövbede günah var. Günah var. Nedamette bir şey yok. Evet. Yaz oraya çabuk. Unutmadan çabuk. Ha, tövbe. Nedamet yaz abim yukarıya. Canım kardeşlerim. Başka bir tane söyleyeyim. Dua hangisiyle gider? Münacat hangisiyle yok olur? Dua ile münacat arasında unutmayın. Günah, dua. Dua ile. Evet. Münacat. Peki. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki diye devam ediyor. Bir şey istekmek var mı orada? Münacat işte bu. Yani tavsif yapıyor Allah'ı. Allah'ım beni affet, cennetine koy, şunu yap diyor mu? Yok. Münacat böyle bir şey. Üçüncü, şu an. O zaman kaçtırmamak için şöyle yapman lazım. Abbe benim gafurum. Evet. Tamam mı? Ya tahta. Sen bugün ne yedin, ne içtin, çarşambaları onu yedin. Bugün uçtuk valla. Yani iyi değildi bugün. Yani bugün yeisten kurtulduk abi. Yani acayip bir şeydi. Valla yeisten kurtulduk. Bugün yaptım. Söyle. Üç defa. O zaman tövbe eder gidersin. Üç defa. Bir de özür dilerim. Bir de tuvalette ağladım. Niye abi ya? Ya başka bir şey ya. Yani kurtaramıyorum yani. Allah bambaşka bir şey ya. Çok acayip bir şey. Yani çok güzel bir şey aslında.
Allah başka bir şey ya. Çok. Mis gibi. Yani böyle bazen böyle bulut bile görmüyorsun ayağının altına bile değil. Ben bugün Hasan abi kulağını da keseceğim anlamaz. Bugün tıraş edeceğim. Bugün de en çok hücum ettikleri anımdır. Hayırdır abi? Yani şey, her şey eş şekilde yani. İki tane mahkeme şeyleri geldi falan. Bugün mü abi? Yani diyorum ki, hani benim bir cümlem var ya bugün. Tazminat davaları falan şeyleri, bir sürü şeyler var. Muhalefet ediliyorsan lider sensin demektir. Cümlemiz var, uygula. Yani Allah hiç bırakmıyor beni. Beni bana bırakmıyor. Dersi kendine yaptın Hasan abi sen. Bir de evet, benim başka aletim var. Ne olursa olsun Allah hiç bırakmadı beni. Ondan bir tanesini ondan ağladım. Ne olursa olsun o kadar tamam bitti dediğin yerde hiçbir şey bitmedi. Çünkü sen bırakmadın Hasan abi. Evet özür diliyorum deseydin bırakmış olacaktın. Yani her şeyde ama abi. Mesela nurcularıma, kardeşlerime, ustada, size hakaret edenlere de ben de medya önünde bir şey söyledim, mahkemeyi onlar vermiş vesaire. Şimdi, onlar geç, ne için diyor. Demek ki, bu dert içinde dermanları gördüm. Ben sihat ve servette, güzel böyle yeme içmelerde, dertsiz şeylerde bu manaların geldiği az olmuştur. Hep böyle sıkıntılı anlarımda olur. Eyüp Aleyhisselam'ın münacatı böyle Öyle bir şey yapıyor ki, sanki Allah'ı öyle hissediyorum, öyle hissediyorum ki akıldan çıkıyor böyle. Tövbe böyle ruhunda böyle, acayip bir şey oluyor. Sen mi alıyorsun, ben mi alıyorum diyor. Bütün alem, her şey, aleyhinde olsa ne olur. Yani bunları bana, bu dersleri böyle basit böyle cümleler olmuyor işte. Yani ruhta zevk edilen bir şeyler ya. Mesela şunu 98'i o çocuktan dolayı yazdım. Onu çarşı içinde düşündüğün zaman Allah Allah kalfanı kaldır yoksa fe subhanallah. Yani peygamber Allah bugün yani bu bunları yaşayan bir insan nasıl ticaret yapıyor? Nasıl de savaşıyor? Nasıl oluyor ya? Yani üçünü nasıl aynı anda yaşıyor? Yani dedim o zaman şey, üçünü nasıl yaşıyor ya? Yani nasıl oluyor hali bu? Üçü aynı. Biz de farklı. Aha beşeri ettim. Hadi bakalım şimdi ikiye. Hop format üçü geçtim. Şimdi bu şeyden sonra Fatiha'dan sonra beşeri deneyeceğiz. Çay içeceğiz değil mi? Yani. Şey var mesela. Ama o üçünü anda yaşıyor. Onun için cam gibi olmuş. Üçünü anda yaşadığı için. Bir daha. Üçünü anda yaşayınca cam oluyor. Anlamadınız. Evet. Hiç kalmasaydı. Yok. Çık anda yaşıyoruz. Abi benim şu anki sizin dinlerkenki haletimi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor. Yaşamış. Şu anda da biliyor. Yunus Aleyhisselam'ın karnındaki o münacat zaten onun münacatı abi. Mesela olan olmuştur. Abi bu ünvandır değil mi abi? He? Ünvan oluyor o zaman. Hızır o işte. Beşeriyet, umudiyeti, vazifeler de bu hızır oluyor. Birden işte. O bir anda. Kişi. O bir kişi var. Birden. O birden derken böyle şey zannediyor. Birden hani oluyor. Bir anda değil. He. Bir anda değil. Birden. Dektiye. Bir yani. O bir var ya. O bir değil işte. O bir. O bir değil, o bir. O bir oradan den. Nebi işte abi o. Onun için münacat şimdi, zaten.
Biz ya beşeriyetteyiz. Tamam mı? Ayarın. Anlıyor mu abi? Bak ya beşeriyetteyiz. Ya ubudiyetteyiz. Ya vazifedeyiz. Üçünü bir anda. Üçünü bir anda yapamayız. Umuyordum. Olmuyor. Biri geldi mi? Hep gidiyor. Gidiyor, o gidiyor. O andayken diyor ki, tövbe tövbe anlatmam. Cima anında bile Rabbini unutmayan bir peygamber. Öyle diyor yani. Kalbim, yani gözüm uyusa diyor kalbim uyumaz. Beşeriyetim anda diyor kalbimdeki huzuru etem diyor. Hiç eksilmez. Huzuru tam, huzuru etem, en tam. Üçü bir an. Ben yüceltmiyorum. O zaten öyle. Bir tanesi dedi ki çok yüceltiyorsun. Ben yüceltmiyorum kardeşim. O zaten öyle. Ben güneşe çok yüksektir demiyorum. O zaten güneş yukarıda. Güneş çok parlak. İsmail ben parlatmıyorum. O zaten parlak. Tamam. Ben bir şey yaptım yok. Ben parlak diyerek güneş parlamamış ki. Parlak olduğu için parlak söylüyor. Bu üçü bir anda olunca dümeni o zaman tutuyorsun. Ben ya beşeriyetliyim, çarpıyorum, tosluyorum bir yere, vuruyorum, kuruyorum, kırıyorum, bir şeyler yapıyorum. Sonra bu diyetimle düzeltmeye çalışıyorum, geri vites alıyorum, bilmem ne yapıyorum. Alttan alıyorum, üstten alıyorum, gafurumu yaptığım gibi. Bazen de vazifedarlıkta falan iyi yapıyoruz, kötü yapıyoruz falan. Fakat üçünü bir anda cem etti mi, cemül cem, an. Geçmiş geçmiştir, gelecek gelmemiştir, an var mı yoktur. Felsefecilere göre pek an yok. Tasavvufçulara göre de an yok. Zaten olmuş olmuştur. Olacak olacak zaten. Peki nedir? Oysa mazinin bütünlüğü, istikbalin, mazi ve istikbalin bütünlüğün anda olmakta andır. Andır. Bunu külliyatta yakalamak zordur bu. An demek. Yani an, an mazisiz değil. An istikbalsız da değil. Nedir o? Cem anidir. İkisinin cem anidir. Abi suret, hakikat, mahiyet. Evet, olabilir var. Suret, hakikat, mahiyet duruyor. Mükemmel bir şey ya. Yani gurur diyorum o kadar. Yani başka bir şey diyebileceğim yok. Şöyle yapıyorum. Doktorum iyi misin abi? Ben de çok iyiyim abi yani. Maşallah. Şükürler olsun. Oh. Üf. Bir şey söyleyeyim mi? Nirvana'yı da anlatacağım inşallah. Tamam. Hasan abi bir şey söyleyeyim mi? Allah aşkına ya. Biz bunu... Ya bu her yerde aslında bu sanat, bu şey var. Tövbe estağfurullah. Yani böyle ufak, sen basit bir şey de görüyormuş gibi değil ama. Mesela siz diyorsunuz ya, ya bir odunda, ya duman yok mu abi? Var abi. Nar yok mu? Var. Nur yok mu abi? Ama odun gözüküyor. Ama odun gözüküyor abi. Yani. Hepsini bir anda... Aslında kesif gözükürken hepsi latif. Hepsi latif aslında. Hiçbir tane kesif yok ki. Bu nasıl oluyor? Oluyor. Beşeriyette baktığın zaman abi odun görüyorsun. Bu diyette bakınca... Ama eğer fırıncı gözüyle bakarsan bundan şu kadar kalır var diyor. Bakarsın. Allah Allah. Şimdi... Sordu bana, cep telefonla risale okusam da kitap okusam, taşımasam fark var mı? Var dedim. Ne fark var? Birisi cep telefonu, birisi kitap. Yani en azından organik. Telefon, T, bu kitap, K. Yazılışı farklı. Ya tamam diyor, fark ne? Bir tanesi seni sömürüyor, bir tanesi sana veriyor. Bu kağıttır, fıtrattır, ağaçtır, müekkel melekesi var. Çok tamam mı? Ama çok cep telefonu senin gözündeki nuru sömürüyor. Evet bir şey giriyor ama çok şeyini alıyor. Enerjini alıyor. Enerji almak için okurken enerjin gidiyor. Burada hem enerji alıyorsun hem enerji alıyorsun. Hem odun sana veriyor. Çünkü yayıyor bu. Gibi. Mahmut iyi misin? Doğru söyledin. Sana havale ediyor. Biraz iyi değil. Aklı adam kafayı tutuyor. Erdinç ne haber? İyi misin abi? Efendim ya. Abi unuttun beni.
Unuttun inan. Unuttun Ali. Bir tanesin. Ali, yalayacaksın ki gıcırdamasın derler ama öyle yapmıyorum ya. Ali hadi bir tane çakıver de hadi bir daha şeklenelim. Yani çok iyi. Akıl da çok enteresan. Çok acayip duygular. Evet. Tuhaf. Ya mesela yüksek mertebede bir insan olduğu zaman buna insan özeniyor mesela. Keşke ben de onun gibi olsaydım. Okuyoruz ya, abi. Yasin abi. Mesela şey. Peygamber Efendimiz'e özenen mesela benim hiç alemde öyle bir şey olmadı. Sizde oldu mu? Yok, özenmek değil. Abi, keşke o ben olsam ömrümde hiç demediğim ama. Hiç denmiyor abi ya. Yok, yani. Yanında olsun. Yani bu aslında bir mucizedir biliyor musunuz abi? Yani evet. Mesela yüksek mertebede bir insan diyor ki ya keşke ben de onun gibi olsaydım. İş. Bu mesela Resulullah Efendimiz gibi öyle bir şey düşünüyor. Bir tane çocuk ne dedi biliyor musun? Kız, yani. Kız, öyle bir şey olmaması lazım. 8 yaşındaki yani. Kız bir tanesi yazmış. Aa, babasına, annesine yazmış. Yazı yazmışlar öyle şeye. Bize YouTube'daki hepsi onaylanmıyor ya. Yazı yazmış. Böyle Peygamber Aleyhisselatü'nün hayatını okumuş. 7 veya 8 yaşında kız çocuğu. Ondan sonra ne düşünmüşse. Yalnız demiş ki anne demiş böyle bir yani ölmüş mü? Ölmemişti diyor annesi. Yani gelir mi? Gelir kızım dedi. Bana gelir mi dedi. Gelir kızım demiş tamam mı? Teşvik için. Nasıl gelir? Ne yapmam lazım da bana? Merak ettim diye böyle anlatıyor. Hayatını şu cilt kitabı okursan demiş. 19. mektubu. Tamam. Şu mektubatı okursan, şurada mucizeler var onu da okursan sana gelir dedi. Anne gelir mi dedi. Gelir dedi. İnandı. İnandı. Ondan sonra 19. mektubun yarısına geldi. Demiş gelmiş Peygamber Aleyhisselam ona demiş ki gelmez miyim demiş. Subhanallah. Bitmiş yani çocuk. Çocuk bir iki gün mü? İki gün hiç konuşamamış. Hep ağlamış. Ağlamış. Hep ağlamış. Ondan sonra bana işte duası yok mu ya? Bunu ne şey yapacağız? Merak etme. O onu almıştı onu hani. Gelme, şöyle demiş. Gelmez miyim? Ha, peki nereden duymuş? Nereden geldi bilmiyorum şey beyin. Gelmez miyim demiş. Gelmez miyim ya? Demiş. Böyle bir şey demiş işte. Gelmez miyim? Ondan sonra bağırmış, ağlamış, anne babası gitti şatağına. Geldi anne, geldi ya. Öyle çocuk ondan sonra bir iki gün konuşamamış böyle, hep ağlamış. Allah da, yani nasıl bir şefkatli, nasıl bir şey ya? Ben yüceltmiyorum, o zaten yukarıda. Ben güneşi çok yukarıda diyorum. Zaten o 150 milyon kilometre yukarıda. Ben olduğu için söylüyorum, ben dediğim için orada olmuyor. Peki, hadi teneffüs ettik, biraz geri gidelim mi? Yoksa keselim mi? Yok, kesmek olur abi ya. Külli, hem mahşeri acayip bir seyahatin külli takkesi var. Kül değil, külli içsel yapılanma. Yani kendisi. Seyahat ederse kül olur, kendisinde olursa külli olur. Tamam mı? Yani acayip bir şey ha, takke koyarsan, nokta koyarsan, nokta koyarsan dışarıdasın, dışarıdasın, takke koyarsan takkenin altındasın. Takkesiz ders yaparsın, başka bir ders olur, takkeli ders yaparsın, başka bir ders olur. Takkenin altında olursun, takke altında olur, cebinde olur, evet. Arka cebinde olur. Takke altında olur, takkenin altında olursun. Bizim Ali. Senin içinde şapka olursa sen Bismillahirrahmanirrahim. Alime dokunma. Kahve yaklaşır. Ama cebinden çıkartsın şimdi. Bak arka pantolonundaydı değil mi? Evet. Evet altındaydı. Takkesiz şapar. Takkeyi altına alırsın ha böyle arka cebine. Kafana koyarsan takkenin altında olursun. Korunursun. Bugün deprem olsa şu anda kafanda takkeli. Hep takkeli olanlar var, takkesiz olanlar var. Burada kalsak derler ki vay be, bu adam da bunların içindeydi ya. İyi Allah buna da merhamet etsin. O yüzden sen de beraberdin. Takkesiz olsak şimdi, takkeli öldü. İsmail olsa ya bunların içindeydi ya. Ya Burak'ı yanında. Oysa bu oydu diyemiyor. Ya Burak'ı yanında. Kafur abi nasıl oldu belli değil. Ben kendim de değilim ki takkeli olayım. O kaç hale almış. Farkında değilim. Ona diyecekler ki bu burada değilmiş, bunu saymayın diyecekler. Allah bu Risale-i Nur bu uhuvveti temin etse bile yeter bize. Usta öyle demiş.
sırf size bu uhuvveti temin etse Risale'm yeter. Çünkü böyle bir zamanda. Külliye hem mahşer acayip bir seyahatin anahtarı hükmündeymiş. Kalk o miraç. Neymiş? Külliye bir de mahşer acayip bir seyahat. Hiç merak etmiyor musunuz ölüm anınızı? Çok ediyoruz. Yani ne olacak ya? Yani? Nasıl olacak? Bazen aklım çıkasım geliyor. Yani millet anlatırken endişe etme diyorum. Kendim düşününce korkuyorum. Sizin öğrettiğiniz bir dua vardı. Ben onu ediyorum Hasan Hocam. Diyoruz ki yani Azrail Aleyhisselam sen nasıl canının alınmasını istiyorsan bak bizim de canımız öyle. Bizim canımızda öyle al. O korkuyu öyle ettiğim zaman hafifletiyor beni mesela. Evet. Çünkü o da ölecek ya. İnşallah şehit oluruz abi. Anlayayım. İnşallah. Yani, çok düşünmeyecektim. Yani, hadi bakalım. Saadet ebediye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakiki gaybesini görecek. Allah Allah. Yani imanın, bak iman gaybadır ya. İmanın gaybı nedir ki oluyor? Allah'tan geldiği halde iman, Allah gayiptir imana. Bak irade-i külliyece, irade-i cüzenin sarfından sonra kulun, irade-i külliyenin, mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Ne? İman. İman. Ha, iman var değil mi? Allah'ın nurundan değil midir? Allah'ın nurundan. Peki iman nereyedir? Gaybadır. Allah'tan geldiği halde o nur, o nurun gaybıdır gene Allah. Anladın mı Erdinciğim? Sana takılacağım, yanındasın. Allah razı olsun. Bak şimdi. İman gaybıdır ya. Ahirete gittik. Ahiret iman olur mu? Gayblıktan çıktı. Öyle değil mi? Buradaki gibi. He. Peki, sahabeler Cebrail'i gördü mü? Bir sahabe gördü. Bayıldı. Bir dihre suretini gördü, bir de öyle gördü. Hamza radıyallahu anh. Hamza mıydı? Kabe'de gördü. He, Kabe'de gördü, bihuş oldu, bayıldı diyor. Peki, melekler imanında yok oldu mu? Olmadı. Mesela, Peygamberimizin imanı ortadan mı kalktı? Allah'ı gördü. Cennete girdi. Çünkü gayblıktan çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Neyse ki müslihi şey yani şey olarak Allah değil Allah yani. Kafanıza. Anladım abi çok acayip oldum ya. Ruhumdan üfledim diyor. Bismillah. Allah'ım. Elini tutmuyor. Kim kimi tanımıyor abi ya. İçineyim mi abi? Elim bak, ya Rabbi hal verdi, gideyim size, müsaade et. Saadet ebediye kapısını çalacak miraç ile, hazine-i rahmetini açacak, imanın, yani bir şuuru imanı var, nokta koyarsan, imanın sendeki yaptırıcılığı, sana neler vermiş. Şuur imani olsa, takke koyarsan, sonundaki iyi, imanın içine giriyorsun. Bir tanesi senin içinde, bir tanesi sen onun içindesin. Mesela şu anda okuyorsun Kur'an senin içinde. Kabire girdiğin zaman sen onun içine gireceksin. Çünkü o seni koruyacak. Korkma, endişe etme diyor. Sen kimsin diyecek o ruh. Ben okudum Kur'an'ım diyecek. İçine alacak. O devlet dairelerini bilen gezdirdiği gibi o da seni gezdirecek. Korkma diyor. Onlar korkmayacaklar, masum da olmayacaklar. Abicim ben korkmuyorum. Niye korkuyorum? Artık korkmuyorum. Çünkü aklın ortada kalktığı için. Beşerit. Adalet mülkün temelidir Hazreti Ömer'in sözüdür. Öyle mi? Hazreti Ömer'indir. Tamam işte abi. Adalet mülkün temelidir. Dibinde. Ben adalet beklemiyorum. Mülkün üstüne çıkarsan eğer neye muhatap olursun abi? Allah Allah. Yani biz sen anlayabilirdik İslam şeyinde. Ben adalet diyor. Adalet diyor. Bu mülkün dibidir diyor.
Dalet derken adl isim. Çünkü mülkü yaratan adl'dır. Kudret. Nasıl düşündün onu? Kafam nereden geldi? Nerede? Maşallah. Belli değil ki kim nerede, kime ne diyecek. Peki hadi bir ikinci cümle daha. Aynı hakikat, nefsi hakikat, mas-ı hikmete azami derecede mazar olmuş. Allah Allah. Aynı hakikata, nefsi hakikata, mas-ı hikmete azami derecede mazar olmuş. Miraç Risalesi'nden al. Peki, Risalet ve Velayet gibi iki nurani kanadıyla, kanatla gitmiş. İki kanadı varmış. İki nurani. Bir Risalet, bir de Velayet gibi iki nurani kanadıyla, tek kanatlıysa uçan derken böyle olur. Nurani kanadıyla iki ziyadar cenah ile evci kemalata uçmuş. Üstad da nasıl tanımlıyor? Görmedik, yazmadım. Şimdi ona da girmeyse kafayı basacağız. Evet abi. Evet. Üstad Risale'yi nasıl okuyormuş yok? Evet. Risale'yi nasıl okuyormuş? Ya bir cümle, bazıları size diyor ya. Takılıp kalması lazım. Yani. Evet. Peki, bazıları size demiyor. Risale siz nasıl okuyorsunuz? Üstad vazife darlığıyla mı yazmış abi onu? Nasıl, bu nasıl bir şey? Bu cümle gelmiyor. Şu beraber bu cümle yazılır mı Ayhan? Yok işte abi. Bu akılla yazılır. Ama hangi beşeriyeti bile bu? Mümkün değil ki. Vazife darlığında hangisini yazdın? Vazifeliler var ya, vazifeliler. Evet, yani Allah-u Alem benim kanaatim bu Resulullah'ta kesin de. Onlarda da cemdir. Vardır abi. Cemdir olabilir cemdir abi. Hiç olmadı. Bu benim kanaatim. Evet. Bu kanaatim değil. Bu böyledir ama Üstad gibi, İmam-ı Rabbani gibi böyle. Bak Risalet ve Velayet gibi iki nurani kanadıyla, iki ziyadar cenah ile. Ha, Velayet ile nübüvvet neymiş? Ziyadar cenah. Yön. Mahlukattan Allah'a, Allah'tan mahlukata yön. Evci kemalata uçmuş. Yani yok. Başka? Refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp ne anlıyorsunuz? Arkada bırakıp. Cebrail neyin temsilcisiydi? Cebredici. Cebredici ve alem olarak? Lef-i Mahfuz. Peki, bizdeki karşılığı neydi? Dima. Dima ortadan kalkmış. Sonra arşa girmiş. Lef-i Mahfuz'dan sonra arşa azam ya. Kalpteydi arş. Çıkmış. Dima, vahim muhatap. Vahiy bitmiş. Gayb'tan diye. Vahiy bitiyor. Cebrail, Lef-i Mahfuz'un simgesiydi. Alem Lef-i Mahfuz, onun şeyi, melaikesi Cebrail aleyhisselam. Alemler olarak Ceberut alemi, insanda Dima, Cebrail'i arkada bırakmış. Yani Lef-i Mahfuz'u bırakmış, Cebrail'i bırakmış, Dima bırakmış. Vahiyinin şeyinden çıkmış. Ne olmuş? Cebrail arkada bırakmış. Cevher'e doğru gitmiş. Arş-ı Azam. Cevher-i Ruh. Ruh. Ruhaniyeti. Ruhu da bırakmış. Evet. Bırakıyor kalbı. Daha Arş-ı Azam'da Ruh'a. Cevher'e gidiyor. Kalbı karşısında Ruh da çıkıyor. Ben olan ben olmuş. Abi bu perdeleri geçiyor değil mi? Perde. Cebrail de bir perde. Perde. Onun esmasına masarılınca onun içindeydi. Artık dışında. Dışında. Sonra Arş-ı Azam ruhaniyeti o esmaya masarılınca o da gitti. Evet. Sonra bir şefaat çıkardı. Bir. Bir, bendeki o, ondaki ben. İyâke nâbudu ve yâkîn. Hepsi perde. Nur ve mana cem mi oldu? Hepsi perde diyor ya abi. Yunus Aleyhisselam da diyor ki, Yunus Aleyhisselam'ın münacatı, Aleyhisselam kullanıyor mesela. Evet. O Peygamber Efendimiz'in de mi? Bak mesela diyor, Nur-u Tevhid, Sır-ı Tevhid, Nur-u Tevhid içinde inkişaf etti. Sır-ı Tevhid, Nur-u Tevhid içinde. Şimdi burada diyor ki, Hazreti Yunus İbn-i Mete Alâ Nebi ve Aleyhisselam. Bu peygamberimize kullanılır. Münacat diyor. O zaman münacat yapan Peygamber Efendimiz. Ondan sonra diyor ki Azrail Aleyhisselam'ın münacatında kullarım benden küsecek. O münacatı da o yapmıyor ki. Bir şefaatçi diyoruz ya abi. Bir kişi. Bir yapıyor. Yani bir işte 86 perde. Yaşında bizim köyümüzdeki babane işte Bilge. Bilge yani asırlık çınar ağacı kadın işte halamız.
oğlum dedi. Bir kişi gelmiş. Olur mu hala dedim ya. 108 milyar insan var dedim bu kadar. 150 milyar olmuş. Oğlum dedi. Sen biliyorsun da beni konuşturmak için mi söylüyorsun? Yok hanım. Bak dedi. Bir peygamberler de dahi ondan yardım istemeyecek mi? Bütün herkes yardıma muhtaç. Bir kişiden isteyecekler. O zaman bir kişi var. Nasıl iman etmiş peygambere? Demiş ki, hala dedim ne olacak dedim ya böyle bir dua ettin adam. Yo çok güzel olacaktı oğlum. Ne olacak dedim. Bilmiyor musun ya? Bilmiyorum bak bilgiyi bırak bana dedim ya. Bırak. Seninle nasıl yok? Beni dedi, peygamberim dedi gelecek beni götürecekler. Oysa biliyorsunuz Azrail Aleyhisselam alacak mükemmel kimi götürecek. O hiç oraları devreler geçmiş. Dijital ekran kullanıyor. Beni peygamber dedi gelecek. Azrail mazayla demiyorum. Peygamber iş kimi yani beni peygamber. Beni alacak. Nereye götürüyorsa elimden tutacak götürecek o dedi. O hiç bırakır mı dedi ya. Niye öyle durdun hoca dedi. Yok dedim hala. Onun düşüncesini yıkmıyor. Ya oğlum dedi. Ben onu hiç bıraktım mı ki o beni bırakacak. Ben diyor bırakılacak dünyada bırakmadım dedi. İşte tarlada da diyor. O beni bırakır. O gelecek bana. Eğer birisi bir şey yapacaksa diyor. Hani çocuğun yanında anne babası durur da doktor müdahale eder ya. Diyor. Bana dedi. Bana peygamberim yanımda duracak dedi. Aa burada getirdim diyecek. O hiç bırakmayacak ki. Böyle muamelemi görecek. O çocuktaki fıtrat orada. Refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp. Başka. Celal ile Cemal'i cem etmiş Halet-i Ruhiyesinde. Kapı kapsende. Celal ile Cemal'i cem etmiş Halet-i Ruhiyesinde. Başka gidelim biraz daha. En azından bir yüz okumuş olalım abi. Ya bir yaprak daha bir yaprak şöyle yüz bitmedi yüz. Oku abi. Bu yüzü olsun da. Semavat ehline mucizesi olmuş Kabı Kafise Miraç'a. Muhabbet ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olmuş. Ne demek bunlar? Alkülillah'tan almış. Bak, muhabbet ilahiyenin nesine? Nihayetsiz. Nihayetli değil Ali. Nihayetsiz feyzine mazhar olmuş. Nihayetsiz. Allah neyse öyle. Bir müjde vereyim size. Müjde diye müjde iki diye ders yayınlandı. 2013'te yapılmış ama tarihi değiştirip öne çıkarttım. Çok soruluyor. Ümitsizlik oldu. Bak şimdi. Peygamberimiz Aleyhisselam iyi değil mi? Ona has değil bak şimdi. Muhabbet ilahiyenin nihayetsiz muhabbeti, Allah'ın muhabbetinin nihayetsiz fezine mazhar olmuş. Mazhar olmuş. Öyle davranıyordu ümmetine. Değil mi? 6. esasta diyor ki 19. mektupta. Allah nasıl bir şey bilmiyoruz ya. Allah nasıl bir şey? Nasıl davranacak? Ne yapacak bize? Kesecek mi demeyin. Yığın önümden hesap mesap yok mu diyecek. Ne yapacak ya? Allah bana nasıl davranacağını merak etmez misin? Diyor ki bu sorunun cevabı bunu veriyor mukadder olarak. Diyor ki 6. sasta rahmet ilahiyenin timsali, muhabbeti Rabbani'nin misali. Yani Allah'ın kullarına muamelesini nasıl olacağını ister misin? Örnek var mı? Var. Muhammed nihayetsiz muhabbet ilahiyenin nihayetsiz fezine mazhar olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine nasıl davranmış? Allah o testini davranacak. En az. Hani Allah, Resulullah'ın davranış şeklini Allah öğretmiş ya. Edebeni Rabbi fe asenit edeyim. Allah bana öğretmiş. Edebi diyor. Edebeni Rabbi. 11. Rabbi. Ha. Şimdi Allah Resulü'nün davranışını kim öğretmiş? Cebrail Allah öğretmiş. Öyle mi? Ha. Nasıl öğretmiş? Niye öğretmiş? Ben nasıl davranacağımı sen öyle misal ol. Bana örnek ol. Gafur seni vazifelendiriyorum kardeşim. Falan yere git kardeşim. Bizi temsilen bu enfusi derslerini. Şu dersi yap. Abi ne yapacağım? Sana ne öğrenmişsen artık hiç anlatmayacağım. Senelerce bu enfusi derse katıldın. Oraya bir enfusi ders başlattı. Dediğimiz zaman
Sen bizim temsilcimiz olarak gidiyorsun. O yani bizim timsali ve misalimizsin. Yani bu grubun. Dimağ grubunun. Timsal. Timsal ne demek? Güneş düşün. Ayna düşün. Aynadaki güneş. Bir de bu kağıda. Şimdi haşa. Güneş şems ezeli. Allah'a misal. Ayna. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruhu. Aynadaki güneş. Mirat-ı Muhammed'de Allah görünür dahi. Onun dışa vuruşu davranışı. Kağıttır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine davranışı ayanın Allah'ın sana davranışının örneğiymiş. Bundan daha mucize bir şey müjde olur mu? Bilmiyor. Altıncı esasla anlatıyor. Adam gibi okursan böyle gazete gibi okuma. Dur. Ne diyor bu? Bu ne diyor? Ben o cümleleri yazdım yani. O kadar acayip kendime yazdım. Bunu enam gibi okuyorum böyle. Tazeleniyorum sıkıldığın zaman. Başka. Hakaik imaniyenin en büyüğü olan imani billah ve imani bil ahireti aynı yakin gözüyle müşahede etmiş. Yani bak hakaik imani var ya iman esaslarını. Amentu billah ve melaiketi ve kütübi ve rüsünü ve yevmil ahir. Bunların başı ne? Amentu billah. Allah'a iman. Ali. Hakaik imanın en büyüğü olan imani billah ve imani bil ahireti aynen yakin gözüyle müşahede etmiş, gözüyle şahit olmuş, cennete girmiş, saadet ebediyi görmüş, o miracın kapısıyla açtığı o Cadde-i Kübra'yı açık bırakmış, yapmış yetmiyor. Ali ümmetim gelir diye kapıyı açık bırakmış Ali. Bütün evliya ümmeti, evliya deyince Gazali, İmam-ı Rabbani has kılma, Allah'ın en büyük ihsan-ı ilahisini, ihsanını ihsas etmemekmiş biliyor musun? Belki de evliyasınız ama evliya olduğunu sana bildirseydi davaya kalkar onu kaybederdi. Bu evliyalık Allah'ın ihsanıdır. Evliyalıktan daha büyük ihsan vermiş sana. Evliyalığı verdiğini vermiyor sana. Allah. Yani sana evliyalığını verdiğini söylese evliyalığını kaybedecektin. Mesela Allah birisine şöyle belayı vermiş. Vermiş para, vermeyi vermemiş. Allah belasını verdi işte. Bela işte bela bu. Yani Allah en büyük ihsan edip vermiş, vermeyi de vermiş. Aha ona vermiş. Çekimi getirin. Peki eğer vermiş, vermeyi vermemiş. Vermemiş ona. O mezar olmuş ona. Ona mezar olmuş, gömülmüş ona. Bak diyor ki, yani evliya ümmeti deyince, o evliya ümmeti, tamam. Onlara az değil ya. Evli, kimle nikahlı? Nikah bağlı. Kimle bağlısın? Evli. Ya eyyellezine amenü. Ya. Evli. Nikah yani. İki tane yaş şey vardı ya. Seni bulu, seni rüşt. Seni bulu, çocuk yapma yaşı bellidir. Ama seni rüştün yaşı yok ki. İmam Azam 6 yaşına girmiş. Seni rüşt. 6 yaşında hafızı Kur'an olmuş. Müfessir olmuş. Tefsir ediyormuş. Evliya-i ümmeti seyr-i sülük ile derecelerine göre ruhani ve kalbi. Ruhani kalbi derken kalben seyahat değil, kalpte seyahat. Çünkü iyi çekiyor. Kalbin içi. Kalp haritadır, rüznamedir, haritadır, özdür. Cem-i cemdir kalp. 6'da 7 tane sıfat söylüyor. 146 emirden de. Ruhani ve kalbi bir tarzda o miracın gölgesi içinde gidiyorlar. Nerede biliyorsun gidiyorlar? Hey! Ne soruyorsun? Gidiyorlar işte bak, gidiyorlar işte. Gidiyormuş, oradan geçer. Bu sırrın ümmetine sirayet etmeye hakikati, yani şimdi bizim ifademiz, bu sırrı ümmetine sirayet etmeye hakikati Kabu Kayseri verilmiş.
ümmetine de sirayet etsin diye bu anlatılan Kab-ı Kavsen ümmetine Kab-ı Kavsen yöntemi getirilmiş. Kab-ı Kavsen bir yöntemdir. Yaşanılan bir şeydir. Yaşanmış o zat değil. Yaşanılandır. Bazen bir ağaçtan düşme, bir trafik kazasında bunu yaşarsın. Bazen bir en büyük sıkıntıda bir şey doğar sana. O an sana Kab-ı Kavsen'in olur. Ama bitmez tabii. Allah Resulü nihayetsiz miracı olmuş. Ama bir tanesi Miracı Ekber-i Muhammedi'ymiş. Altıncı şuada diyor ki bir de Miracı Ekber-i Muhammedi'de söylenen o sözler. Miracı Ekber deyince asgari de var ya. Yani. Demektir. Çok olmuş. 33 tane deniliyor. Bir tanesi Ekber olmuş. Yani bu sır ümmetine sirayet etsin. Yani gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Hakikatını Kab-ı Kavsen unvanıyla ilan edilmiş. Kab-ı Kavsen. Son cümleyi okuyayım. Son cümle inşallah. Dersi bitirmeden bir şey söyleyeceğim abi. Tamam. İnşallah bu uzun olmaz. Muhabbeti Samedaniye mazar. Bak. Muhabbeti Samedaniye'ye mazar. Mazariyetle nuzul eden ve saadet-i dairene dair ve hilkat-i kainatın neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili ve o muhatabın bütün hakaiki İslami'yi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanına mazhar edip beyan edilen imanı tanımlamış. Bak neymiş? Sende var ha o iman. Var ama bilmiyorsun şey, benim gibi ben de bilmiyorum. Ayan. Bak imanın neymiş içi? Muhabbeti samedaniye mazhar. Muhabbeti mesela sen ün nüfret ettiğine, ün nüfret ediyorsun. En çok sevdiğini verir misin? En çok sevdiğini, en çok sevdiğini veririz. Öyle değil mi? Allah'ın en çok sevdiği kendi nurudur. Allah'ın nuru zaman. O nur nedir? İmandır. Kime vermiş? Sevdiğine vermiş, sana vermiş. Sevdiğini, mesela elma armutla ne diyor? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. İmaniyle de, imanı sana vererek muhabbetini vermiş sana. İman vermek ne yapmış biliyor musun? Kendisini sana vermiş. Lan ne yapacak? Bak, iman anlatıyor bak içi. Muhabbet-i Samedaniye mazariyeti mazariyetle nuzul eden muhabbet nuzulmuş. O muhabbetin ve saadet-i dairene dair saadet-i dairen dünya ve ahiret. Yani iman öyle bir şey ki iman ettiğin şeyle nerede olursan ol onu yaşattırıyor. Mesela iman ettik. İmanın özelliği şu. Ahireti iman ettikse ahiretin feyzini dünyada yaşıyorsun. Melekleri iman ettin, meleklerin hakikati, kuvvalları burada yaşıyorsun. Yani iman etmek ahirete faydası değil. İman ettiğin şeyle besleniyor şimdi bu. Ha, iman böyle bir şey. İman nereye iman ettiysen o şeyi getiriyor. Saadet-i dairene dair iki etti. İmanın içinde birincisi neydi? Muhabbet-i samedaniye, mazariyetle Allah'ın muhabbetini sana getirmiş. Allah'ın sana muhabbet olduğunu nereden bilecekti ki? İmanı vererek göstermiş. İki imanın içinde ne var Ali? Saadet-i dairen var abi. En bela ve musibet kanserleri yorumluyor. Kanseri, musibetleri, ölümü. En insanın en korkunç mesele, en büyük davası, en büyük meselesi kabirdir. Yani kabir izah edilmedikçe huzur mu olur? Neyin huzurunda bahsediyorsun? İnsanoğlu huzur istiyorsa kabiri halletmesi lazım. Mezarı kaldırması lazım. Önünde duruyor. Kaldır kardeşim onu. Kalkmadıkça asla sarhoşlukla kafanı deve kuşu yaparak sokarak mümkün değil. O kabiri halledilmesi lazım. Bu hastalıkla sıhhatle alakası yok. Bu çözülmesi lazım. Bunu çözen imandır. İmanın içinde bir muhabbeti samedaniye var. Yani her şey ona muhtaç. O ise hiçbir şey muhtaç olmayan Allah seni seviyor. Sevgisini göstermiş. İman içine. Başka ne koymuş? Saadet-i dairene koymuş. Bulunduğun alemde anlamlandırmış imanla. Kanseri, yaşlılığı, mezarı, ölüm anını vesaire. Her şeye anlam yüklemiş. Men amene bil kader, emin eminen keder. Koymuş. Üç. Hılkat-i kainatın neticelerin içine koymuş. Sonra senin içine koyacak yasın. Ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili,
içine koymuş ve o muhabbetin bütün hakaik İslami'yi taşıyan muhabbet, yani İslamiyeti ümdelerini, namaz orucunda keyif ve ruhani lezzetlerini de bütün hakaik İslami taşıyan en yüksek, en geniş olan, yani bunları da koyarak o zaman en geniş, en yüksek olan imanı beyan ederek sana vermiş. Ruhundan üflemiş gibi. O ruhundan üflemek ruhtur. Unutma, ruhtan doğan ruhtur. Sıfattan doğan sıfattır. Esmadan doğan esmadır. Fıkıhta uygulayayım. Abi o namazı bozar mı, iade edeyim mi? Sünnete muhalefet etmişsen iade etmek sünnettir. Vacibi terk etmişsen o namazı iade etmek vaciptir. Farza muhalefet etmişsen o namazı iade etmek farzdır. Tamam mı? Gibi. Yani aynı bu da öyle. Zaten... Ruhtan doğmuşsan ruhsun. Varlıktan doğmuşsan varlıksın. Tamam mı? Senin kafanda o. Onu ne yapmış önemli değil. Varlıktan doğuyorsan, kendini varlıkla ifade ediyorsan sen mahluksun. Varlıksın sen. Ruhtan doğmuşsan ruhsun. Akıldan doğmuşsan akılsın. Hayretsin. Ya. İşte en geniş olan imanına ne yapmış? Mazhar edip sende beyan etmiş. Ortaya çıkartmış iman. İmanla. Burada olup burada olmayandır. Burada olup buralı olmayandır iman. Hatta gaybta da değil. Vacip. Yani iman gaybta da değil. Cennet gaybtadır. Ama iman gaybta değil. İmanın kaynağı gaybta değil. Vahirde vahum ben bir şey diyecektim. Abi şu şeytana ne verilmiş abi? Zaman. Zaman değil mi? Şu alt taraf zamanlı, üst taraf zamansız abi. Şu bakın, şu yeis. Yeis insanı zamanın dışına itendir aynı zamanda sana abi. İter. Zaman yoktur artık orada. Evet. Şimdi cehennemde zaman vardır. Ama evet. Adem'de zaman, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Yok. Dolayısıyla bir taraf zamanlı, bir taraf zamansız. Şeytan amaç edindiği şeye aracı zamandır abi. Zamanla yapıyor bütün bunları bize. Zamanı çektiğiniz zaman zaten bir oluyor. Çekirdek de zaten her şeyi, hakikatini görüyorsun zaten. İşletemez. Yapamazsınız siz onu. Zamanı nasıl şey yapıyor dedim ya da söyle. Yani şeytana Allah zaman veriyor abi. Zaman veriyoruz. Biz sanki mühlet veriyor gibi anlıyoruz ya. Ha, sana şey verildi, zaman verildi diyor. Mühlet mi verildi diyor, zaman mı? Ayet-i mealine değil de ayete bakmak lazım. Evet. Çok tuhaf. Peki burada duralım mı? Duralım. وَاَخِرْ دَوَابُمْ مَا اِلْحَمْ 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 اِلْحَ